Bu videoda size tek ve çift sayılardan bahsetmek istiyorum. Çift sayılarla ifade edilen nesneleri eşit iki gruba ayırabilirsiniz. Tek sayılar ise eşit iki gruba ayrılamazlar. Evet şimdi de size verdiğim bu tanımı kullanarak ekranda gördüğünüz hayvanları değerlendirelim ve hangilerinden çift hangilerinden de tek sayıda bulunduğunu belirlemeye çalışalım. İlk sırada kaplumbağalar var. Sizce buradaki kaplumbağaların sayısı tek mi yoksa? çift mi? Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve bu soruyu benden önce kendi kendinize cevaplamaya çalışın. Videonun başında da dediğim gibi kaplumbağaları iki eşit gruba ayırıp ayıramayacağımıza bakalım. Kaplumbağaları bu şekilde ayıracak olur isem dörder kaplumbağadan oluşan iki grup elde edebilirim öyle değil mi? Evet o halde buradaki kaplumbağaların sayısı olan 8 çift sayıdır diyebiliriz. Neden diyecek olursanız 8'i dörtlü iki eşit gruba ayırabildim de ondan. Evet penguenler var sırada bir bakalım. Burada iki tane penguen var. İki çift midir yoksa tek midir? Az önce de söylediğim gibi bir sayının çift sayı olabilmesi için eşit iki gruba ayrılabiliyor olması gerekir. Ee, bunu penguenler için de yapabilirim öyle değil mi? Bakın her birinde birer penguen bulunan iki eşit grup elde ettim. O halde iki de çift sayıdır. Ve sırada buradaki kunduzlar var. Toplam 5 tane kunduz görüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet 5 taneler. Peki 5 tek bir sayı mıdır yoksa çift bir sayı mı? Hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Buradaki 5 kunduzu eşit 2 gruba ayırıp ayıramayacağımızı kontrol etmemiz gerekiyor öyle değil mi? Böyle olur mu? Bu grupta 2, bu grupta 3 tane kunduz oldu yani 2 eşit grup elde edemedim. Peki ya böyle? Ee, bu defa da birinci grupta 3, ikinci grupta 2 iki kunduz oldu ve gruplar yine eşit değil. Ne yaparsam yapayım 5 kunduzu 2 eşit gruba ayıramayacağım fark ettiniz değil mi? Bu yüzden de 5 tek sayıdır diyeceğiz. 5 kunduzu 2 eşit gruba ayıramadığımıza göre 5 tek sayıdır anlaştık mı? Peki ya buradaki fok balıkları? Sizce fok balıklarının sayısı tek mi yoksa çift mi? Videoyu durdurun biraz düşünün. Bir bakalım. Elimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 tane fok balığı var. Peki 15 tek mi yoksa çift mi? Hadi 15 fok balığını iki eşit gruba ayırmayı deneyelim. Böyle olur mu? Ne dersiniz? Hayır, olmaz. Aşağıdaki gruptaki fok balıklarının sayısı yukarıdakinden çok daha fazla. Öyle değil mi? Bakın, yukarıda 6 tane, aşağıda 9 tane fok balığı var. Peki, böyle olur mu diye düşünelim. Şimdi de burada 7 tane, burada da 8 tane var. Yine eşit olmadı. Tamam. Bir de böyle deneyelim. Şimdi de, şimdi de yukarıda 8 tane, aşağıda ise 7 tane var. İstediğiniz kadar deneyin. Bir fok balığını ortadan ikiye kesmediğiniz sürece ki zaten bunu asla ve asla yapmayacağız. 15 fok balığını iki eşit gruba ayıramazsınız. Bu yüzden 15 tek sayıdır yazıyorum. Bir de burada maymunlar var. Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane maymun. 13 tek bir sayı mıdır yoksa çift mi? Videoyu durdurun ve yine biraz düşünün. 13 maymunu 2 eşit gruba ayırmayı deneyelim. Acaba böyle yapabilir miyiz? Bir bakalım burada. 6. Burada da 7 maymun var. Eşit olmadılar. Peki ya böyle? Ee, bu defa yukarıda 7 tane aşağıda ise 6 tane maymun oldu. Yani yine eşit olmadılar. Görünüşe göre 13 maymunu da 2 eşit gruba ayıramıyoruz. Ve diyoruz ki o halde 13 de tek sayıdır. İşte bu kadar.